konuşsana. Neden vurdun Emir Kozcuoğlu? Niye vurdun? Oraya değil, buraya bak. Yüzüme. Boşuna uğraşıyoruz. Soru sorma sırası artık bende. Bakalım yine söyleyecek mi? Kendi kaybeder. Bak, son şansın. Anlat. Neden vurdun orta? Neden? Bence bırak. Anlayacağı dilden konuşalım. Hemoroji mevcut. Kompres, aspiratör. Damar klefti. Damar için sentetik graft. Tansiyon düşüyor, nabız yavaşladı. Hasta arrest oldu. Hemen CPR'a başlayın. Adrenalin, andropin, ampul, defibrilatör, çabuk. Bugün ölmene izin yok Emir Kozcuoğlu. Bugün ölmene izin yok. Bizimle kal Emir, bizimle kal. Arttır. Nabız tansiyonu stabil, biraz bulgular normal. Ameliyata devam ediyoruz. Senin burada ne işin var? Niçin Nihanların yanında değilsin? Oradaydım zaten. Sonra biraz uzaklaşmak istedim. Duramadım. Bugün abinle en son ne zaman görüştün sen? Öğlen. Yani öğleden sonra. Buraya çağırdı beni işte. Neden? Bana bak Zeynep. Kemal Emir'i eğer senin yüzünden vurduysa, senin bu işle bir alakan varsa, abin sussa bile ben susmam, anladın mı? Ne diyorsun sen Leyla? Fare deliğine girsen de bulurum seni. Bütün rezilliklerini dökerim ortaya. Ailenin yüzüne bakacak yüz bırakmam, anladın mı? Neden bahsediyorsun hiç anlamadım. Yapma ya. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Zeynep, senin gibi bir kardeş uğruna o çocuk içeride yatmayacak, anladın mı? Bir bedel ödenecekse en büyüğünü sen ödeyeceksin. Saçmaladın ama. Saygımdan sustum ama yeter yani. Acım var benim, acım.
Şu günde bana söylediklerine utan. Benim acım bana yetiyor zaten. Uğraşamam seninle. Bitti mi ameliyat? Hayır. Siz niye buradasınız öyleyse? Oğlunuzun geleceğine sizin karar vermeniz gerekiyor. Kardeşimi götürmeye geldim. Nihan Hanım. Burası mı? Nihan Hanım, şu anda bu iyi bir fikir değil. Hem daha işlemler tamamlanmadı. Kardeşimi götürmeye geldim. Hazır mısınız? Uykucuğum. Oho. Donmuşsun sen ya. Tanıştırayım. Dayı oluyorsun. Aslında ben şüphelendim biliyor musun? Resmen hissettim. Sonra doktora gittim. Böyle iki tane minicik ayakkabı koydu önüme. Doktorun da antikalığına baksana. Yani aslında yaptığı hoş bir şey de işte o an bana öyle gelmedi. Sonra çıktım oradan. Böyle Ozan, resmen hissettim onu. Artık onunla ben bir bütündük. Ha, bu arada benim Bızdırı'yı da gördüm. Var yani şu mendil satan. Sonra dedim ki bunu kesin Kemal'e söylemem lazım. Yürüdüm, yürüdüm. Böyle içimde tuhaf bir his. Yürüdüm. Yürüdüm. Boynuna ne oldu Ozan? Niye bu kadar soğuksun sen? Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi oğlum. Hadi. Hadi kalk.
Hanımefendi, lütfen. Hanımefendi. Hanımefendi, lütfen yapmayın. Bırak! Hadi olmaz. Lütfen yapmayın. Ne olur, sus! Ozan. Ozan. Ay hadi uyan. Hadi uyan. Yürüyemezsen ben taşırım seni. Hadi uyan Ozan. Hanımefendi, uyan, lütfen. Uyan, uyan. Yeter artık. Lütfen yeter artık. Hanımefendi lütfen. Hadi uyan. Hadi uyan. Hadi uyan. Uyan artık. Uyan artık Ozan. Uyan. Uyan hadi. Lütfen. Ozan. Anne. Anne Ozan içeride. Anne Ozan içeride yatıyor. Anne. Anne ellerim buz gibi olmuş. Hadi gel çıkaralım onu anne. Anne ne oluyor? Anne Ozan. Uyan ne oluyor? Uyan anne Ozan. Musun beni anne? Anne anne ne olur bir şeyler yap. Anne anne bir şeyler yap. Hadi gel çıkaralım onu anne. Anne ne olur? Anne anne ne olur bir şeyler yap. Anne hadi. Duyuyor musun beni anne? Duyuyor musun? Babam nerede? Babam nerede? Baba! Baba! Anne babam nerede? Babam nerede? Hadi anne Ozan'ı çıkaralım. Babamın yüzüğü neden sende? Babamın yüzüğü neden sende? Babamın yüzüğü neden sende? Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Sana diyorum sana. Hala şokta galiba. İşte birini öldürecek bir adama benzemiyorsun. Ben öldürdüm. Ben kendimi öldürdüm. Ya.
Eğer bana bir oyun falan oynamaya kalkarsan annenin öleceğini biliyorsun değil mi? Annenin başındaki adamların serbest bırakın parolası bende. Ozan, sizin dosyası ne oldu? Cezaevi yönetiminden gerekli izin yeni çıktı. Ben de şimdi soruşturmaya geçiyordum. Elini çabuk tut. Tamam. Kemal'i kurtarın ne olur. Ya bir yolunu bulup kurtarın. Hem Emir hala hayatta. Dediğim gibi bugün buradan tutuksuz yargılamayı alıp çıkacağız. Sonrasında da gerekli ceza indirimler mevcut. Planlı adam öldürme teşebbüsü yok. Bir şey yok. Planlı değil tabii. Planlı olsa başka. Ya baba tamam ya, adam kaç kere söyledi zaten. Yıpratma kendini artık. Hadi al şu dil altını. Öldüm ben, öldüm. Senin dünyadan haberin yok. Ben verdim. Merak etme. Verdi. Halledeceğiz. Ya inşallah. Perişan etti bizi ya. Perişan. Yapma şunu, helak ettin kendini. Ne yapacağız biz? Nerelere gideceğiz? Allah'ım sen bana dayanma gücü ver ya Rabbim. Kemal'im ben onu soğuk taş duvarlara bırakmam. Bırakmam ben oğlumu soğuk taş duvarlara. Bırakmam oğlumu. Anne. Fehime Hanım, kendini böyle bırakmanın Kemal'e bir faydası yok. Ay. Kuvvetli olmak zorundasın, yapma şunu hadi. Avukatı duymadın mı, Kemal tutuksuz yargılanacak. Ay. Hadi dik durmak zorundayız, yapma. Anne yeter. Geceleri gökkuşağını boyamak mıdır suçum? Herkes bağırırken şiirler okumak mı? Susmak mı sözün bittiği yerde? Kusmak mı sindirebildiklerinizi? Apansız uykum kaçıyor her gece. Bu da maleyhime kanıt. Sonradan saymaya başladım adları. Öyle hoşuma gidiyor. Beğenmeseler de seviyorum ellerimi. Hep olmayacak düşler görüyorum. Yenileceğim kavgalara giriyorum durmadan. İtiraf ediyorum. Silin adımı listenizden. Yokum. Kemal Soydere emniyetteki ifadesinden itibaren sessizliğini korumaktadır. Çünkü gerçekleri dile getirirse cezasının ağırlaşacağının farkındadır. Kemal Soydere Emir Kozcuoğlu'nu tasarlayarak vurmuştu. Çünkü eşi Nihan Kozcuoğlu'na karşılıksız bir şekilde aşıktı. Bu yuvayı dağıtmak için nefret ve kıskançlıkla Emir Kozcuoğlu'nu öldürmek istedi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre kasten öldürme teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ediyoruz. Sanıktan savunması soruldu. Müvekkilim Kemal Soydere ile Emir Kozcuoğlu arasında yaşananların Nihan Kozcuoğlu ile hiçbir alakası yoktur. Müvekkilim Kemal Bey, Emir Kozcuoğlu'nun yanına yalnızca konuşmak için gitmiştir. Ne konuşmaya gitmiştin? Birlikte iş yapıyoruz. Kuvvetli fikir ayrılıklarımız var. Konuşurken bir anda kavgaya dönüştü. Sonra o da silahını çekti. Engel olmak için bir anda boğuşmaya başladık. Silah sesiyle ben de kendime geldim. Sayın Hakim, müvekkilim Kemal Soydere bahsi geçen suçu ağır tahrik altında işlemiştir. Üstelik bahsi geçen suç aleti
müştekiye aittir. Kendi aralarındaki bu arbede neticesinde müvekkilim kendini savunmak zorunda kalmış ve silah ateşlenmiştir. Dolayısıyla da bu üzücü durum yaşanmıştır. Sayın Hakim, müvekkilimin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 25/1 maddesine dayanarak tutuksuz yargılanmasını ve beraatini talep ediyorum efendim. Pişman mısın? Hayır. Pişman olacak bir şey yapmadım. Sayın Hakim, Kemal Soydere pişman değildir. Çünkü bilinçli bir şekilde seçim yapmıştır. Ayrıca yalan söylemektedir ve gerçekleri çarpıtmaktadır. Sayın Hakim, müvekkilimin beyanının dışında başka bir gerçeklik yoktur. İddialarımızı doğrulayacak şahidimiz var. Dinlenmesini talep ediyorum. Nihan Kozcuoğlu. Nihan Kozcuoğlu. Ne işi var onun burada Nihan? Ne işin var senin burada? Adın soyadın? Nihan Kozcuoğlu. Bildiklerini dosdoğru söyleyeceğine, namusun ve vicdanın üzerine yemin eder misin? Ederim. Dürüstlüğüme güvenebilirsiniz. Eminim Kemal Bey de böyle olmasını isterdi. Kendisinin hayatta en önem verdiği şey dürüstlüktür. Dürüstlük onun için bütün yaşamların üstünde bir değerdir. Şimdi de Kemal Bey için dürüst olma sırası bende. Kemal Bey'in eşinizle bir husumeti olduğu doğru mu? Evet. Emir'le aralarında uzun süredir bir çatışma hali vardı. Sebebi neydi? İş ilişkileri mi? Hayır. Bendim. Tabii ki bu süreçte benim de yanlışlarım oldu. Sonrasında Kemal Bey'in emiri olan öfkesi, nefreti katlanarak çoğaldı. Emir'le kardeşi arasında... Ya. Emir'le kardeşi, yani gelinimiz arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelendik. Hatta bunu Kemal Bey'le de konuştuk. Hatta Kemal Bey bu şüphe yüzünden Emir'e silah çekti. İyi misiniz? Nihan Hanım, Kemal Bey Emir Bey'i iddia ettiğinin aksine bu oluşmuş kötü kanaatler doğrultusunda vurmuş olabilir mi? Olabilir. Gereği düşünüldü. Sanık
Kemal Soydere'nin ifadesiyle tanık olarak ifade veren Nihan Kozcuoğlu'nun ifadesinin birbirini tutmaması sebebiyle dava delillerinin iyice araştırılıp yeni şahitlerin dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine, çelişkili beyanların ve suç delillerinin karartılması ihtimalini göz önünde tutarak sanık Kemal Soydere'nin tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Hakim Bey, Hakim Bey. Dışarıda konuşalım sizinle. Buyurun gelin. Hadi anneciğim. Neden yaptın bunu? Ben sadece adalete güvendim. Doğruları söyledim. Bu kadarı ölü canlarıma borcumdu benim. Sana da borcumdu. Ödedin. İtiraf ediyorum. Silin adımı listenizden. Yokum. Aslında bir oyun olan kavgalarınızda ve aslı bir kavga olan oyunlarınızda. Kirli sevinçlerinize ortak etmeyin beni. Gözyaşlarınızı da paylaşmıyorum. Yalan övgülerinize de ihtiyacım yok. Gıyabımla kesinleşmiş hükümler verin. Bir sürgün nereye sürülebilir? Gölgeler kelepçeye vurulur mu? Çekilin. Yürümediğiniz yollarımı kirletmeyin. Kemal, seni oradan çıkaracağım, tamam mı? Tehlikeli işlere kalkışma Asu. Tehlikeli bir iş değil bu artık. Bu artık savaş. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Bulmak zorundasın. Mahkemeye ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Durumunuzla ilgili açıklama yapacak mısınız? Kemal Bey, mahkeme kararıyla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Durun. Oğlum. Oğlum. Ay ay. Oğlum. Müsaade edin çocuklar. Annelerinizi düşünün. Götürüyorsunuz zaten, tamam. Bu kadar katı olmaya gerek yok. Seni yalnız bırakmayacağız oğlum. Geleceğiz ziyaretine. Yanım, yanım. Emin Bey'in sonu var. Ben zaten yalnızım baba. Sen var ya. Sen var ya. Anne. Sen var ya. Anne, dur anne. Senin yatacak yerin yok. Değil mi? Anne. Anne. Çekilin. Oğluma sarılacağım. Kokusunu içime çekeceğim oğluma, doya doya. Anne, oğlum. Şimdi bırakma. Bırakma oğlumu. Bırakma. Bırakma seni. Hayır, bırakmam seni. Bırakmam. Anne. Oğlum. Ağlıyorum. Sana emanetler. Olmaz, şimdi değil. Oğlum, oğlum. Kemal, Zeynep yüzünden ne yaptın söyle. Oğlum. Oğlum. Bırakmam seni. Bırakın oğlumu. Oğlum. Ya başlat mantıklamaları, hadi git ya. Çekil, hala çekil. Şuna bak ya. Thank you.
Şimdi acın çok taze. Ne düşüneceğini bilmiyorsun. Ama birazcık düşünsen ifadeni geri çekersin bence. Ne dedim ki ben? Kemal gibi dürüst oldum sadece. O da dürüst olmuştu. Adalete güvenmişti. Ben de onun inandığı yere sığındım. Sonuçlarını hiç düşünmemişti. Ben de düşünmedim. Bu sonu hepimiz için Kemal hazırladı Leyla. Öyle değil mi? Artık sadece senin için yaşayacağım. Belki de buradan çok uzaklarda. Tarihine ertelendi. Kemal Soydere tutuklu yargılanmak üzere cezaevine nakledildi. Allah kahretsin. Affet beni abi. Ne olur affet beni. Ben de annemi babamı söyleyeceğim. Söyleyeceğim ben annemi babama ya. Hanım. Evet. Bulabildiniz mi kimliğinizi? Artık bilgilerinizi girmem lazım da. Evet buldum. Getireceğim ben birazdan size. Bekliyorum efendim. İyi günler. O telefonlardan sonra bu bir fenalaştı. Önce revire götürdük, oradan da hastaneye. Getirtiyor musun eşyaları? Geldi bile. Sağ ol hayvan. Rica Yoksa biri intihar etmeyi mi istiyor hocam? Tamam, bakıyorum, bağırma.
Şey, şu ölen çocuğun eşyalarına bakmıştım. Ailesi kesin ister. Polise verdim bile onları. İyi bari. Bizden çıkmış oldu. Duydun mu? Ya polis işin peşini bırakmazsa? Bana bak. O tırsakta intihar edecek ciğer yoktu. Sakın çocuğu sen öldürmüş olmayasın. Bağırma bana. Bundan sonra ne sen beni tanıyorsun ne ben seni. O kadar. Dürüstlük onun için bütün yaşamların üstünde bir değerdir. Şimdi de Kemal Bey için dürüst olma sırası bende. Ben sadece adalete güvendim. Doğruları söyledim. Bu kadarı ölü canlarıma borcumdu benim. Sana da borcumdu. Ödet. Daha ödeşme, yeni başlıyoruz. Ah yalan dünyadan, yalan dünyadan. Çekinme, yuvan bil. Şu ayrık otunu yerleştirsin yerine. Yoksa burada Dral dedenin düdüğü gibi duracak tepemizde daha. Çal. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya. Hangi birine yanayım Allah'ım? Hangi birine? Yapma Allah aşkına Fehime. Yüreğime inecek. Ne oldu? Açmıyor mu Zeynep hala? Yok, açmıyor. Cenaze evi. Ne bileyim, şarjı bitmiştir, açmıyor işte. Git al getir diyeceğim ama o da olmaz, cenaze evi. Allah'ım sen bizi nelerle sınıyorsun ya Rabbim. Ay ay. Buyurun şeyler oğlum. Yolculuklar. Sağ ol. Hemen kalkar değil mi? 5 dakikaya 12 numaralı peronda. Tamam. Sağ ol.
Ozan sizin dosyası. Bu dosya karışık. Aileyi sorguya aldım. Bu intiharı tetikleyen başka durumlar da var. Ozan sizinin bu zehirlenme vakasıyla ilgili dosyayı da incelemeye alacağım. Dosya kapandı. Yani ciddi soru işaretleri var orada. Başka vakalarda da soru işaretleri var Hakan. Hepsi de seni bekler. Hadi aslan. Nasıl olsa çıkacak. Selim. Bir müddet gizli yürüyoruz ama. Emredersiniz. Hiç bitmeyecek, merak etme. İçeride işini kısa sürede bitireceğiz. Ne yapacaksın? Şişletecek misin? İstemez misin?
düşünmek için üstümdeki şu hastane önlüğünden kurtulmam gerek. Emir Bey. Çıkar mısınız? Lütfen. Karım nerede? Nerede? Vida'nın yanında dinliyor. Yoksa acıma dayanamadı da. Emir. Ozan intihar etti. Asmış kendini. Önder'i de kaybettik. Konuşmuyor mu? Gelin hanımım, gelin. Nihan Hanım, biraz daha mı kalsa hastanede? Ya şimdi de eve gidince bana pek şey gelmedi. Seni eve götürmeye geldim. Verandayı yıkadım. Lavantalı suyla. Yukarıdaki o sevdiğin odaya saten çarşafları yaydım. Bildan başka türlüsünde yatmaz çünkü. Ama şimdi eve gidelim. Hayat devam ediyor bilmem. Etmek zorunda. Gel. Bir gün biz de geleceğiz. Nihan'ı bana bağlayan hiçbir şey kalmadı. Kemal'le ikisini ayıran tek şey görüş kabini olacak. Birleştiren de. Öyle değil işte. Nihan seçimini yaptı. Daha doğrusu yapmış. Mahkemede Kemal'in aleyhine ifade veren, onun tutuklu yargılanmasını sağlayan bizim beceriksizler değil. Nihan. Anlamıyorsun, sorun aynı hatta daha büyük. Nihan gidecek. Kemal'i gözden çıkaran bir kadın benim yanımda durur mu sanıyorsun? Gitsin Emir. Ha, git. Zaten
zaten sana hep ayak bağı. Gidecek. Ama bir sürü erteleyebilirim. Ertelersem de gitmesine engel olmak için zamanım olur. Hadi hadi. Yumurta gibi aşladın lan adamı. Fıkra mısın oğlum sen? Sağ ol. Bana bak. Kimin canını yaktıysan dikkatli ol. Kancalar takılmış belli. Yalnız bu sosyetik yöntem her zaman işe yaramaz söyleyeyim mektepli. Vitrininden anladım, vitrininden. Yoksa ben o peşine takılan adamlardan değilim. Hiç onlara benzemem. Tekrar sağ ol. Sana yardım eden kim lan? Senden bana ne? Benim mıntıkama girenin bir yerlerini keserim ben. Bu var ya bu, uyan koğuşun köpeği. Ama bak gördün işte. Hiçbir şey yapmadık. Kural ihlali vardı, anayasayı hatırlattık. Vallahi şanslı çocuksun ha. Yoksa ben banyo falan yapmam, sevmem yani. Ha, bir de bak şunu sevmem. Ne oluyor lan burada? Dayı ana beklendi mi daha ilk günden? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yürü be! Ben bir şey yapmadım. Yürü! Bir de bak onu söylüyordum, yarım kaldı. Şekil bir ha. Bedeli önce kurbanlarla çaylaklar öder mektepli, unutma. Bir şey yapmadım diyorum. Nasılsınız? Ne oldu bana? Neredeyim ben? Otogarda bayılmışsınız. Buraya getirdiler sizi. Çantanız yanınızda olmadığı için kimliğinize ulaşamadık. Lütfen sakin olun. Nasıl ya? Uzanın lütfen. Kendinize dikkat etmeniz lazım. Çantam nerede benim? Nerede çantam? Bir sürü para var onun içinde. Her şeyim onun içindeydi benim. Lütfen sakin olun. Şimdi ailenize haber vereyim mi? Polisler çantanızı bulurlar. Aile falan yok. Polis de olmaz. Olmaz. Birinden mi kaçıyorsunuz? Hayır, kaçmıyorum. Allah'ım. Allah'ım, benim bu çantayı bulmam lazım. Aslında daha büyük bir sorunumuz var. Size bunu söylemek zorundayım. Geçirdiğiniz baygınlık bir kanama ile birlikte olmuş. Hayır ya. Hayır ya. Sakin olun. Hayır. Sakin olun. Hayır. Hayır. Bana sakın bebeğimin olmadığını söylemeyin. Bebeğime bir şey olmadı değil mi? Ona bir şey olmadı değil mi? Daha çok gençsiniz. Sakin olun şimdi. Hayır ya. Hayır. Hayır. O benim tek umudum da. Her şeyim de o benim. O benim her şeyim. Karıcığım, meğer ben ölürken tek ölen ben değilmişim. Hatta gerçekten ölen ben değilmişim. Emir. Çok üzgünüm. Neredesin? Seni ilgilendirmez. Sinirlerim çok bozuk şimdi. Toparlanınca yine konuşuruz zaten ama ne olur o zamana kadar kendine dikkat et.
malum ki canımız gitti. Ama kaç canımız kaldı? Ben gidiyordum yavrum. Sen varsın. Ama seni iki saymak lazım. Malum iki canlısın artık. İyi misin? Emir uyandı. Çıkar mısınız? Tamam. Bir kahve içelim mi? Nasıl isterseniz. Emir Bey, geçmiş olsun efendim. Çok şükür. Annen kaplıcalardan döndü mü Tufan? Efendim ben dediğinizi yapmaya çalıştım. Yapmaya çalıştım ama anlayamadım o anda bir anda ne olduğunu. Efendim ben isabet ettirememekten, sizi vurmaktan korktum. Hastayım ben. Annem. Annem iyi mi? Neden gidip kendin evine bakmıyorsun? Ama seni iyi eğitmiş kadın. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür biliyorsun. Doktor bey. Sağlığın nasıl? Bakacağız. Bana saldırdılar. Hiçbir şey yapmadım. Ulan bana saldırdılar. Açın! Açın lan, açın! Açın! Anne. Anne gidelim mi buralardan? Ben babamla Ozan'ı bırakıp hiçbir yere gidemem. Ama ben gitmek zorundayım. Emir izin vermez. Ondan izin istemeyeceğim. Anne gidelim ne olur. Ne olur anneciğim gidelim buradan. Bildan. Benim bir torunum var. Yaranın durumunu gayet iyi. Artık anestezinin etkisinden tamamen kurtuldunuz. Sırada hastane hoşafı var yani. Kendimi yeniden doğmuş, ölümlerden dönmüş gibi hissediyorum babacığım. Gülmek bütün çocukların hakkı. Hoşaf içmek de. Hissediyor musunuz? Herhangi bir duyu kaybı falan var mı? Zaman kaybı var. Hissetmiyorum. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Söyleme! Geçici bir durum! Geçici bir durum! Maalesef bu arada bir yaşayacağınız muhtemel bir sonuç, bir etki. Neyin sonucu, neyin etkisi? Kemiğinizde bulunan kurşunun etkisi.
Kurşun karnınızdan geçip omuriliğinize sıkışmış. Biz de ameliyat esnasında Galip Bey'in kararıyla kurşunu içeride bırakmak zorunda kaldık. Çünkü çıkartırsanız felç kalacaktı. Böyle de ne zaman patlayacağını bilmediğim gibi bu böyle yaşanıyorsun bana. Başka şansım yoktu, anlamıyor musun? Başka şansım yoktu. Daha iyi doktorlar bulmak dışında. Hayatının sonuna kadar Kemal Soydere ile yaşanıyorsun. Onu kemiğinde taşı. Emre Kemal hapse soktu. Kemal Emir'in içinde hapse oldu. Aşırı artık ölürsün. Adına sonsuza kadar. Sakin ol, ne olursa. Dokunma! Sakin ol. Bırak. Zeynep nerede? Telefonu hala kapalı. Ya Vildan'la Nihan'la da değil. Ben bir çıkayım o zaman. Olmadı karakol. Tarık, sen hala Zeynep'le konuşmadın mı? Nerede kızım? Bana bak, haksızlık yapıyorsunuz. Çıkarın beni buradan! Lan, kolunu da kırsam böyle ses çıkar mı acaba kapıdan ha? Bana böyle muamele yapamazsınız. Hiç kimseye yapamazsınız. Anladın mı? Hiç kimseye. Hadi ya. Ulan, senin kimin adamı olduğunu çok iyi biliyorum. Gardiyan! Gardiyan! Ben buradan çıkmam lazım. Anne. 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 Sana. Oğlum. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Gözaltında mıyım ben? Ne gerekçeyle pardon? Sizce göz altında mısınız? Yani öyle bir renkli dünyamız yok maalesef. O zaman niye tutuyorsunuz beni burada? Bırakın beni, gideceğim ben. Çok acil işlerim var. Cenaze gibi mesela. Başınız sağ olsun. Ama hastanedeki psikolog öyle şeyler söyledi ki açıkçası biraz kafam karıştı. Ne söyleyecek ki?
Mesela çantanızda yüklü bir para falan gibi bir şey varmış da kaptırmışsınız galiba otogarda. Ne bileyim, bana hiç acil bir işi olan bir insan gibi gelmediniz de. Yani nasıl desem, sanki bir şeylerden kaçıyormuşsunuz gibi geldi bana Zeynep Hanım. Ben sizinlerin geliniyim. Tabii çantamdan aktim bol olacak. Doğru. Otogardan geçiyordunuz herhalde. Hı? Evet, aynen öyle. Zeynep Hanım, Ozan sizin intiharı ile ilgili aklımda bazı kuşkular var. Yani şimdi konuşmasak bu meseleyi, çok iyi hissetmiyorum kendimi. İntiharın sizinle bir ilişkisi olabilir mi? Hı? Siz ne demek istiyorsunuz? Bir şey demiyorum, soruyorum sadece. Yani ne bileyim, kıskanır mıydı sizi? Yani aranızda bir husumet mi vardı? Benim evlilik öncesi de dahil olmak üzere Ozan'la ilişkim oldu sadece. Ayrıca ne hakla bunu soruyorsunuz siz bana? Hem de böyle acılı bir günümde. Haklısınız. Kusura bakmayın. Zeynep! İşte bu yüzden tutuyorduk sizi. Paranız ve kimliğiniz olmadığı için. Aileniz gelip alsın diye sizi. Yavrum nerelerdeydin? Meraktan öldüm kız. Gel otur şöyle, gel. Gel otur bakayım şuraya. Yürekleri ağızlarına geldi kuzum ya. Seni çok merak ettik Zeynep. Bütün bu olayların üstüne biraz sorumsuzluk gibi olmadı mı sence? Abim... Abin. Hiçbir sıkıntısını belli etmedi bize. Biz de bekliyoruz. Ah be kızım, ah be. Pare pare ettiniz beni. Birinizi toparlasak öbürü dağılıyor. Birinize dokunsak öbürü uçuyor, kaçıyor. Yaprak dökümü gibi olduk. Tamam babacığım, tamam. Özür dilerim, vallahi özür dilerim. Neredesin sen Zeynep? Seni niye karakoldan alıyoruz? Ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum zaten? Boğuluyorum ben resmen. Öyle dışarı çıktım biraz hava alayım diye. Sizin yanınıza geliyordum. Sonra düşüp kalmışım yemin ediyorum ya. Öyle yanımda cüzdanım, çantam olmayınca da yanlış anlaşılmış her şey. Öyle uzadı gitti işte. Kızım niye tek başına yola çıkıyorsun bu iki canlı halinle? Telefon edeceksin, abin gelip alacak seni ya da taksiye bineceksin. Tamam babacığım. Ne olur tamam, yalvarıyorum tamam, sus artık. Tarık, telefonunu ver Zeynep'e. Ne oldu? Kayınvalideni ara. Neden? Seni bulamayınca ortalığı birbirine kattım kız. Merak etti o da işte. Verecek ki şimdi. Zeynep ben. Zeynep. Hemen yanıma gel. Biz Leyla'dayız. Torunumla ilgili konuşacaklarım var. Hemen yanıma gel diyor. Gitmen lazım. Anne. Anne ben kendimi çok kötü hissediyorum. Eve gidip biraz dinlensen mi ha? Gitmen lazım kızım. Siz ne yapacaksınız? Siz de gelin. Cenazede görüşürüz artık usulünce. Abi sen? Benim başka işlerim var. O Nihan'la bundan sonra aynı çatı altında, Allah yazdıysa bozsun. Nihan'cığım şok olmuş durumdayım. Canım sabahtan beri ya bunlar çok sinir bozucu. Bence ihtiyacın yok şu an buna. Sileyim mi hepsini? Benim buradan çıkmam lazım Nihan. Zeynep dur, ne yapıyorsun?
nasıl yaptı bilmiyorum. Neden intiharı seçti bilmiyorum. Beni burada böyle nasıl yapayalnız bıraktı bilmiyorum. Anlamayacağım. Ben nasıl dayım? Sen atlatacaksın. Kemal'den hiç bahsetmedim biliyor musun? Kemal benim kardeşimin ölümünün bir parçası. Yapma bunu ya, yapma. Düşünme, unutmaya çalış. Benim hayatıma devam edebilmem için tek bir şeye ihtiyacım var. Gitmeye. Benim gitmem lazım Yasemin. Kimsenin beni bulamayacağı bir yere gitmem lazım. Seninle paylaşamadığım bir tek şey vardı. Ama artık yok. Paylaşacağımız bir sevgi daha var. Oğlumdan kalan tek şey senin içinde. İyi ki de öyle. Ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bundan sonra torunuma iyi bakacaksın. Senin yerin artık benim yanım. Zehir. Yenge. Nihan. Ne yapabilirim senin için? Var mı yapabileceğim bir şey? Var. Beni Kemal'le görüştürmeni istiyorum. Oo. Vallahi o iş yokmuş Nihan. Ben bir şey yapamam. Ama bak senin yapabilecek bir şeyin var ha. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın. 43. Mert yüzüne, gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme, gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız.
başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı avukatımıştırma benim. Bakacağım. Gene bakacağım. Çok uzattınız ama. Bunu nasıl yaparsınız ya bu kadar? Bizi İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak zorunda bırakmayın. Mevzuat böyle. Huzursuzluk çıkaran tecrit edilir. Yalan söylüyorlar. Kemal'in hayatını zindana çevirmek için her şeyi yapacaklar. Zaten zindanda bu adam, zaten kapalı. İşe yarayacak mı sence? Her zaman. Kendine çok iyi bak Zehir, tamam mı? Hayırdır? Bir daha görüşemeyeceğiz mi? Yok, yani şimdilik işte. İyi bak kendine. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Asuman Hanım, görüştürmelerine imkan yok. Biliyorsunuz aralarında hiçbir bağ yok. Avukatı olarak ben bile göremiyorum. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Haber değeri taşıyan bir şey var elimde. Biliyorsunuz eşimde bu sürmetleri var. Buraya geldiğimden Emir Bey'in haberi yok henüz. Ama en yakın zamanda kendisine söyleyeceğim. Hem bunu öğrendiğinde size de bana da çok minnettar kalacağı bir şey bu. Yani onun uğraşmaması gereken bir mesele bu. Ama Emir'in konforuyla ilgili bu görüşmeyi yapmam şart. Ve kayıt altında olmasını istemiyorum bu görüşmenin. Sizinle de işbirliği içerisinde olduğunu biliyorum Emir'in. Nihan Kozcuoğlu'nu kıracak değiliz. Siz oturun, görüşmek için ben buraya çağıracağım. O soyadı her yerde bir şeydir. Hatta her şeydir. Kozcuoğlu soyadı bu hapishanede çalışan tek şey sanırım. Yani prosedür olarak. Thank you.
oldu lan? İş günde gitti mi kafa? Niye kapatıyorsun pencerenin önünü? Allah Allah. Dokunma ona. Bırak kalsın. Bana emir mi veriyorsun? Rica ediyorum. Senin ricanı... Ne o? Niye sesin çıkmıyor? Benimle uğraşma. Ne yaparsın lan? Ha? Söylesene. Git başımdan. Kaşınma. Buna bak, kaşınma. Bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Diş yok lan. Özür dilerim. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Diş yok lan. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey yapmadım diyorum! Bir şey yapmadım! Yeter! Özür dileyene kadar döveceğim. Ne oluyor burada? Talim terbiye. Sen ne istiyorsun? Ziyaretçisi var. Cezalı o. Bilmiyor sanki. Müdür al getir dedi. Tamam. Bakın, gözünün üstünde kaşın olduğu sürece seninle daha çok görüşeceğiz. İyi misin? Kozyoğlu. Kaybetmekten öylesiye korktuğunuz birinin hayatıyla sınandınız mı hiç? Peki o kişiyi kaybettiniz mi? Sırf yaşasın diye hayatınızı feda ettiğiniz birini kaybetseydiniz ne yapardınız? Öfkenize teslim olur muydunuz? İçinizi saran intikama. Hayat sevdanızı kara, sevdiğinizi en büyük düşmanınız yapsa, kalbinizle nasıl başa çıkardınız? Neden geldin? Hamileyim. O gün her şeye rağmen sana bu haberi vermeye geliyordum. Her şeye rağmen. Her
şeye rağmen yine bana gelmişsin. Sana gelmedim. İstediğin kadar inkar et. Benim kalbim artık sende atıyor. Buraya sana müjde vermeye geldiğimi mi düşünüyorsun? Kardeşimin, babamın ölümüne sebep olan adama umut vermeye gelmedim ben. Senin canını acıtmak için geldim buraya. Bir çocuğun... Kızım. Kızımız. Hiçbir zaman kızımın babası olmayacaksın. Ona asla kavuşamayacağını öğren diye geldim buraya. Kızımı senden uzakta büyüteceğim. Gerçekten sevdiğini kaybetmek ne demek anla. İşte buraya bu yüzden geldim. Yine de benden gizlemiyorsun. Çocuğum o herife baba demeyecek. Bu bilir müşteri. Buradan bir çıkayım. Seni de kızımı da bulacağım. Nereye giderseniz gidin bulacağım. Bunu sen de istiyorsun. Kemal Soylu'yla görüşmeyi reddetmiş. Benim geldiğimi söylediniz mi? Tabii tabii. Özellikle sizinle görüşmeyi kabul etmemiş. Bir daha gelmemenizi istemiş. Gerçeği duymayı bile hak etmiyor. Efendim? Anlamadım. Nihan Hanım, Emir Kozcuoğlu'nun ondan ayrılmadığınız için vurduğu doğru mu? Arkadaşlar lütfen. Nihan Hanım, yaşananlara Emir Bey'le bebek beklemeniz mi sebep oldu? Kaç aylık hamilesiniz Nihan Hanım? Nihan Hanım cevap vermeyecek. Nihan Hanım, bebek Emir Kozcuoğlu'ndan mı? Bu ne cüret? Nasıl sorabiliyorsunuz böyle bir soruyu bana? Nihan Hanım, yaşananlardan sonra bir açıklama yapmayacak mısınız? Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak. Çirkin ethamları sürdürenlerle mahkemede görüşeceğiz. Şimdi lütfen izin verin. Nihan Hanım, lütfen biraz daha açıklama yapar mısınız? Nihan Hanım, bir dakika.
Bir saniye. Biz siz eksiktiniz. Nihan Hanım. Nihan Hanım. Nihan Hanım lütfen soruları neden cevapsız bırakıyorsunuz? Nihan Hanım. Sufle mi bekliyorsun Tarık? Konuşsana. Ben... Nasıl desem yani nereden başlasam bilmiyorum Emir Bey. Sonunda söyleyeceğini başta söyleyerek başla. Ben artık sizinle çalışamam. Ne ben ne Banu. Yani sizin Kemal'le aranızda olanlardan sonra... Her ne kadar size hak versem de... Annemle babamı ezip geçemem. Sizin yanınızda olamam. Olamazsın. Benim yanımda duracaksan Kemal kardeşin olmayacak. Kemal kardeşinse benim yanımda duramazsın. Doğru karar. Ama seninle bağımız baki. Ben unutmam. Sen de unutmazsın. Hakkınızı helal edin. Daha ölmüyoruz Tarık, helalleşiriz bir gün. Aileni çok sev Tarık. Eğer sevmezsen senden götürdüklerine katlanamazsın. O zaman değerin yine benim yanım olur. Ama ben de Mevlana değilim, her seferinde ne olursan ol gel demem. Haklısınız. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hala şansını zorluyorsun çekirge. Senden başka gidecek kimsem yok ki. Tarık abin de fena kapı sayılmaz. Hatta şimdi çıktı, iki saniyeyle kaçırdın. Dalga geçme ne olur. Çok kötüyüm. Hayırdır? Kemal abin seni de mi öldürmeye kalktı? Affedersin. İyi misin? Olacağım. Ama ben olmayacağım. Her şeyimi kaybettim. Bebeğimizi düşürdüm ben Emir. Ozan'la bebeğini düşürdün. Abim beni vurmadan önce test sonuçlarını öğrendim. Bebek Ozan'dandı. Zirvedeki Emir Kozcuoğlu'na giderken evdeki Ozan sesinden oldu. Her şey senin yüzünden oldu. İlk günden beri yaşadığımız her şey senin yüzündendi. Peki senin yüzünden yaşananlar Zeynep? Aus abla. Hala Kemal'in sessizliğini kullanıp soluğu Emir'in yanında alıyorsun. Abin senin yüzünden hapiste. Ben de ölümlerden döndüm sayılır. Sen hiç konuşma. Hasta ziyaretine gelip de atar yapanını ilk kez görüyorum. Kabalığınız kimden geçti Asu Hanım? Yoksa aileden genetik mi? Ben gideyim en iyisi. Gördüğüm yerde kafanı kıracağım. Tabii kırıtık. Günlerin ardından Kozcuoğlu ailesinin yüzünü güldüren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ortağı tarafından vurulan Emir Kozcuoğlu baba oluyor. İzliyoruz. Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak. Böyle çirkin ithamları sürdürenlerle mahkemede görüşeceğim. Şimdi lütfen izin verin. Nihan Hanım, bir saniye. Nihan Hanım, bir açıklama yapar mısın? Nihan hamile mi? Kemal abisinin kardeşi. İnançlarını yıkmak, atomu parçalamaktan zor.
daha sakın, sakın işime karışma. Nihan'ın nerede olduğunu biliyor musun? Kemal'in yanındaydı. Ama görüşmediler. Senin yüzünden kendi avukatıyla bile görüştürmüyorlar. İçim parçalandı. Kemal içeride kendini korur. Ama Nihan dışarıda. Üstelik kendisini benden koruması gerektiğini bile bilmiyor. Nihan'a zarar veremezsin. Nihan'a kıyamayan sensin. Hatırlatırım. Onu nasıl elde tutacağını bir düşün. Bebeğin senden olduğunu söylemesi hiçbir şeyi ispatlamaz. Ne yapıyorsun? Nihan gidiyor. Emin misin? Ben hamlemi yaptım, Nihan da yaptı. Bebeğin Kemal'den olduğunu söylemeye gitti. Gazetecilere de ben kaçacağını anlamayayım diye itiraf etti. Anneciğim, çok acil hazırlanman gerekiyor. İşlerimi bitirir bitirmez almaya geleceğim seni. Bugün İstanbul'dan gidiyoruz. Hani bir hafta daha buradaydık? Anneciğim, gelince anlatırım, tamam mı? Lütfen sen bir an önce hazırlan. Görüşürüz. Ozan. Sen hiç üzülme anneciğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hep buradayım. Torunumu yalnız bırakmayacağım. Zeynep Hanım. İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Emir Kozcuoğlu'nu ziyarete mi geldiniz? Size ne bundan? Peki o zaman siz söyleyin. Sizce Ozan, Zeynep, Emir hattında beni ilgilendiren ne var? Siz ne saçmalıyorsunuz? Akıl yürütüyorum. İşim bu benim. Ha. O zaman gidin polis hilenizi başka yerde oynayın. Size ayıracak vaktim yok benim. Evet, Nihan Kozcuoğlu adına otobüs, uçak, bilet ne varsa bütün hepsine bak. Emir. Emir, yat şuraya. Bak, yaranı kanatacaksın. Hadi. Karışma. Tamam, ben hallederim. Biraz önce beni Nihan'la tehdit eden biri için fazla yardımseversin. Emir, yaran. Ya doğru düzgün adım bile atamıyorsun. Hastaneden çıkmadan düşüp bayılırsın. Ya aklını kullan biraz. Nihan'ı durdurmak için karşısına dikilmene gerek yok. Fikirlerini kendine sakla kardeşim. Emir, yat şuraya. Doktoru çağırın. İnsanları toplama başıma. Ne oluyor burada? Ben gitsem iyi olacak. Nihan hamile. Çocuğumu benden kaçırıyor. Ne? Oğlum, yaran kanıyor. Bırak şimdi. Nihan'ı teyzesinden al, evin önüne de adam yığ. Hadi lütfen. Hadi. Nasıl, adam oldun mu biraz? Sana diyorum lan, cevap versene. Ne yapıyorsun lan sen orada? Zaman öldürüyorum. Getir, getir. Getir onu bana ver. Hadi. Hadi. Hadi gel. Al hadi. Hadi. Hadi al. Ulan ben sen... Bak ben sana ne izleteceğim.
Evli manitanı göstereceğim sana, izle. Baksana, özlemişsindir belki. Kolcuoğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Bir süre önce ortağı Kemal Soydere tarafından silahlı saldırıya uğrayan Emir Kolcuoğlu... Bak, senden de bahsediyor. ...haber sonunda geldi. 6 yıldır evli olan Emir Nihan Kolcuoğlu çiftinin bir bebeği oluyor. Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak. Ne oldu? Artist, kodu mu? Sesin kesildi. Ya, işte böyle indirirler adamın havasını. Öyle yuva dağıtacağım derken adamın yuvasını dağıtırlar. Ne yapıyorsun lan manyak? Demirbaşo, nasıl fırlatıp atarsın? Söyle onlara. Benim akacak kanım yok. Ben bir kere öldüm, bir daha ölmem. Ama eğer bir kere ölürsen... ölmekten korkmamanın ne demek olduğunu iyi bilirsin. Asıl kaybedecek hayatı olanlar korkacak benden. Hesabım kapanana kadar durmayacağım. Durmayacağım! Seni çekecek durumda değilim komiser. Çektirmeye gelmedim. Başsağlığı dilemeye geldim. İyi. Git. Oo, dur. Daha yeni başladım. Sence kayınbiraderin neden intihar etmiş olabilir? Zayıf bir çocuktu. Ya da ölmeyi isteyecek kadar kötü şeyler öğrendi. Öğrenmesi sağlamdı. Yaklaşsana biraz, ben gelemiyorum. Yaklaşsana. Şimdi buradan çıkacaksın. Şubeye gittiğinde nereye tayin edildiğini söyleyecekler. Korkacak neyin var Emir Kozcuoğlu? Kaybedecek bir şey olanlar korkar. Emir Kozcuoğlu kaybetmez. Sen de öğreneceksin. Bak, seni bir kere içeri tıktım, ikinci kez de... Denersen artık polis bile olamayacaksın. Kim bilir hangi yüz kızartıcı suçtan atılacaksın. İş bulman da zor olacak. Sahi sende çocuk var mı komiser? Hemen ayrılmanı kabul etti yani, öyle mi? Ha, ikiletmedi valla. Sen onu bunu boş ver de yeni işimize hazır mısın? Ha? Galericilik mi? Ha. Sağ ol, ben aldım. Beceremeyeceğimi düşünüyorsun? Hayır, tabii ki becerebilirsin. Yani benimkisi endişe sadece. Endişe tabii canım. Bütün paramızı verdik. Sonra evini ipotek gösterdik kredi almak için. Daha ne olsun, değil mi? Ya ben onu mu dedim şimdi? Sen bana niye inanmıyorsun ya? Her şey güzel olacak diyorum. Sana çok daha güzel, çok daha büyük bir ev alacağım ya. İnan bana. Sana inanıyorum. İyi o zaman. Halledelim mi şu işleri? Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak. Bir bebeğimiz olacak. Sen çok iyi bir anne olacaksın. O kadar şahane bir anne olacaksın ki. Kızın sana deli olacak. Tıpkı benim sana olduğum gibi. Kızımız. Evet. Aynı sen. Senin gibi bir kızımız olacak. Bir çocuk. Thank you.
Açın kapıyı. Telefon açmam lazım. Kapıyı açın. Hey! Telefon açmam lazım. Ne demek görüştürmem? Beyefendi, savcılıktan özel izin aldım diyorum ben size. Kendisi cezalı gelemez. Bakın ben bu izni alabilmek için ne kadar uğraştım tahmin bile edemezsiniz. Ederim, ederim. 5 dakika göreyim bari, rica ediyorum. Hanımefendiye eşlik edin. Ama siz bana hiç yardımcı olmuyorsunuz ki. O benim oğlum sayılır. Uğurlar olsun. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Zorla mı çıkaracaksınız? Hı? Hadi atın beni dışarı. Nasıl atacaksınız merak ediyorum. Hadi buyurun. Zorluk çıkarmayın. Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. İznim var benim diyorum size. Siz benim çocuğumu nasıl benden saklarsınız? Ne o müdür efendi? Burada kreş açıp milleti mi tokatlıyorsun? Yaptığınızın hiçbir izahı yok. Burası devlet kurumu. Öyle keyfinize göre yürütemezsiniz işleri. Ama böyle üst perdeden konuşarak da yürümüyor değil mi? Düşür biraz voltajı. Bak bu kafa. Düdüklü tencere değil. İyi. Omzunuzun üstünde taşımaya devam edin o zaman. Belki bir gün işinize yarar. Sen de dilini yerinde tut o zaman Kleopatra. Boyundan uzun olursa başına iş açar. Ha, siz önce bir terbiyenizi takınsanız. Nedir bu lavabalik Kleopatra falan? Ay çok fena. Ne diyeyim? Bayan mı diyeyim? Sus. Lütfen içinizden 1000'e kadar sayar mısınız? Sen ona bakma, bana bak, bana. Senin bu meselene o bakmıyor. Ben bakıyorum. Beyefendi, müdür siz değil misiniz? O hapishanenin müdürü. Ben izinlere bakan müdürüm. Ha. Ben hapishane diye Dingo'nun ahırına geldim o zaman. Ne bakıyorsun? Hayır, neye bakıyorsun? Bu dikenin gülü nerede, ona bakıyorum. Ay, ben buraya oğlum için geldim. Sizinle erk savaşına girecek değilim. Ne savaşı, ne savaşı? Güç yer, güç, iktidar. Ha, nasıl bir iktidar? Tek parti, koalisyon. Bu da köyün delisi herhalde. Senin gibi bir kadına laf yetiştirmeyecek kadar akıllısı. Ne demekmiş senin gibi bir kadın? Faydasız. Müdür efendi, getir görsün bebesini. Sana soruyorum, ne demek öyle? Senin gibi bir kadın ne demek? Aşağılar gibi öyle. Kadına bak be, genç kız gibi mi bak? Kaba adam. Kemal Soydarı'yı getirin. Bana bu mekteplinin annesinin ismini, cismini, soy ismini, soy kütüğünü neyi var ne yoksa bul getir, tamam mı? Niye? Dosyaları var, ben de getiririm. Efendim? Gittin mi? Yoldayım, az kaldı. Atölyeye, kabristana, Yasemin'in evine, her yere adam dik. Tamam, merak etme. Nihan'ı eve götürdüğünde etmeyeceğim. Leyla, seni kaçtır arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Benim buradan gittiğimi öğrendiğin zaman bana kızacağını biliyorum. Ama sonradan beni affedeceğini de biliyorum. Çünkü sen benim Leyla'msın. Dönüp dolaşıp gelebileceğim evimsin sen benim. Leyla, ben bu şehre artık sığamıyorum. Yeniden başlamam lazım. Beni anlarsın. Anlarsın değil mi? Seni çok seviyorum Leyla. Görüşürüz. Eline ne oldu? İyiyim. Temas yok.
Düştüm biraz. Bir şeyim yok, merak etme. Kemal çok kötü görünüyor. Doktora gösterdin mi? İyiyim Leyla. İyiyim. İyi değilsin sen. İyiyim, merak etme. Değilsin. Leyla. Nasıl izin aldın? Oğlum oğlum dinlettim ortalığı. Sen gelmeden annen geldi, haberler geldi. E değil misin? Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Yani. İdare ediyorum işte. Ondan haberin var mı? Bende kalıyorlar. Ozan'la işte Önder'den sonra göndermedim onları evlerine. Çok kötüler haliyle. Leyla, ben Nihan'dan bahsetmiyorum. Hamileymiş. Hamile mi? Sen nereden biliyorsun? Senin haberin yok muydu? Bana hiçbir şey söylemedin. Zaten kimse de konuşacak hal yok. Bugün ziyaretime geldi. Ama çıkmadım. Yaşanan onca şeye rağmen canımı acıtmak için o aşağılık herifin çocuğunu müjdelemeye geldi. Ya da o bebek. Doktor bey, ben sizden bir test istemiştim. Gebelik testini mi soruyorsunuz? Maalesef sonuç negatif. Bilmem lazım Leyla. Eğer o bebek. Senden değil. Nihan, senin nişan gecenden sonra hastanede herkesten gizli test yaptırdı, biliyorum ben. Negatif çıktı sonuç. Öyle bir ihtimal olsa o zaman çıkmaz mıydı? Yani bu belli ki sizden sonra. Tamam, yeter. Tamam. Yeter. Artık içim rahat. Buldun mu nereye gidiyor? Emir Bey, Nihan Kozcuoğlu adına 10 farklı havayolu firmasından 10 farklı güzergah bilet satın almış. Hepsi de önümüzdeki haftaya ait. Yani eşiniz bugün hiçbir yere gitmiyor. Kuş beyinli. O bütün planları değişmeden önceydi. Nihan bugün kaçmazsa elimden kurtulamayacağını biliyor. Gözünü dört aç, Nihan İstanbul'dan çıkış yapmayacak. Duygulardan arın. Bak 20 gün sonra duruşman var, çıkacaksın. Buradan öyle kolay çıkamayacağım Leyla. Aa, saçmalama Kemal, ben bir sürü avukatla görüştüm. Her şey senin lehine. Bir kere nefsi müdafaa bu. Adalet haklının yanında değil, güçlünün yanında. Bunu sen mi söylüyorsun? İtiraf etti. Birini öldürdü. Ama hala dışarıda. Zavallı Ozan. Dur.
tuzağa düşürüp kurban edildi. En büyük bedeli Ozan ödedi Leyla. Zeynep desen zaten. Bana bak, onun yüzünden oldu değil mi? Hala bak, hala onu koruyorsun. Zeynep'i koruduğum falan yok. Annemle babam duyarsa yaşayamaz Leyla. Sen de hiç kimseye bir şey söyleme. Son bir dakika. Leyla. Beni burada hiç kimseyle görüştürmüyorlar. Herkese iyi olduğumu söyle. Kimse beni merak etmesin. Tamam. Asun da yanımda ol. Tamam mı? Kemal. Sen iyi olacak mısın? Öfkemi yarama basa basa iyileştireceğim. Adalete kaybettiği yolu ben bulduracağım. Vildan, bana doğruyu söyle. Nihan nerede? Bilmiyorum. Bak, beni kandırabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Torunumu bırakmam. Torunun mu? Bana numara yapma. Torunumu kimseye bırakmam. Bunu kafanızın içine iyice sokun. Yemin ederim benim çocuktan haberim yok. Nihan bana bir şey söylemedi. Vildan, sen makul bir insansın bak. Nihan'la konuş. Bir aptallık yapmasın. Cehennemin dibine bile girse bulur çıkarırım. Pişman ederim. Buraya gelme kızım. Galip gideceğini anlamış. Biliyorum, gördüm. Hamileymişsin. Ben sana söyleyecektim ama... Git kızım. Bu sefer de Emir onun çocuğuna hamile olduğun için mahkum olma. Birlikte gideceğiz. Yok. Ben gelmeyeceğim Nihan. Ne şimdi ne de sonra. Beni çağırmışsınız. İyi haber mi, kötü haber mi sen karar ver. Tayinin çıkmış. Kozcuoğlu. Sana dosyayı kapat demiştim. Şimdi evinin kimden nasıl geldiğini ben de bilmiyorum. Ama efendim ben gidemem, biliyorsunuz. Hem kardeşim ne olacak? Emir demiri keser. Üzgünüm. Vildan anne. Ben de seni görmeye gelmiştim. Hayırdır? Doktordan randevu aldım. Torunumu görmeye gideceğiz. Ne zaman? Şimdi. Zaten doktor çok yakın. Gider gelir zaman, hadi. Hayır, hayır. Benim işim var. Senin... Bebeğinden daha önemli ne işin var? İş görüşmesine gideceğim. Bebeğini doğuruncaya kadar iş görüşmesine gitmek yok. Kendine çok dikkat edeceksin. Tamam? Tamam. Tamam, kendime dikkat edeceğim de. Başka zaman gitsek? Şimdi gideceğiz. Torunumu göreceğim. Ya zorlamayın beni ne olur. Hadi dedim. Hayır, gelmeyeceğim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Torunumu benden kaçırmaya mı çalışıyorsun yoksa?
Onun yüzünü bana göstermeyecek misin? Ya, hayır ya. Hayır ya, hayır ya. Ne o zaman? Söylesene. Söylesene ne olduğunu söylesene. Yürü. Hayır gelmeyeceğim. Yürü dedim sana, yürü gidiyor. Hayır. Çünkü bebek yok. Nasıl yok? Onu düşürdüm. Artık yok. Rahat bırakın beni. Katil! Katil! Katil siz sen! Katil! Katil! Çocuğumun yazıklarını öldürdün! Öldürsünü öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Atölyesine hiç uğramamış. Merak etme, Nihan'ı bulacağız. Benden ikinci kez kaçıyor. Bunun bedelini ona ağır ödeteceğim. Dizlerinin üstüne çöke çöke bana geri dönecek. Ayşe ismiyle mi kaçıyorum? Neden, sevmedin mi? Yok. Senin olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Bakalım seninki neymiş. Ali. Geleneksel sevgilim benim. Sen hastanede iyileşirken aklımı modern isimlere veremedim. Seni seviyorum. Beni hem sev. Başka türlü Hale bizde. Sonraki adım ne? Hakimi satın almasını engelle. Thank you.
Neden geldim hiç merak etmedin mi? Etmedim. Her şeye rağmen sana gelmiştim. Tıpkı şimdiki gibi. Kızımızla tanışmadan mı gideceksin? Bizim kızımız. İkimizin. İnşallah bu seni buradan son çıkarışım arkadaşım. Senin zehir. Bu defa hakimi satın alamadılar dedi. Yarın beraat diyor. Göreceğiz. Göreceğiz. Peki özel hayatınızla ilgili bir soruya izin var mı? Ne isterseniz. Bir süredir Nihan Kozcuoğlu'nun aslında sizden uzak kalmak istediği dedikodusu dolaşıyor. Doğum yapmasına rağmen halen gelmedi. Karım çok zor zamanlar geçirdi. İstanbul babasının ve kardeşinin hatırasıyla çevrili bir şehirdi. Gitmek istedi, ben de kararına saygı duydum. Dönmek istediğinde ben karşı çıktım. Neden? Kızımla karımın düşmanlarımdan uzakta güvende olmalarını istedim. Kemal Soyder'in önünde duruşması yarın. Soyadınızı kullanarak kendisini içeride tutmaya çalıştığınız da söyleniyor. Ben hakim ya da savcı değilim. Benim tek silahım adalete olan inancım. Gerisi boş laf. Peki Nihan Hanım, onu yurda dönüşü ne zaman? Yarın. Benim pamuğum. Ben şimdi gideceğim. Akşam tekrar geleceğim, tamam mı? Her zamanki takvim yani. Zaten ben yokken sen sürekli uyuduğun için yokluğumu hissetmeyeceksin anneciğim. Anlaştık mı? Here you go. Beni çok özleyeceksin, tamam mı? Tamam mı Pamuk? Tamam mı? Anneyi çok özleyeceksin sen. Okey, istemem. Güzel. El salla bana. Kızım. Hadi el salla bana. Bana el salla. Kızım el salla anneye. Senin bu parmaklarını kıtır 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 yerim ben. Oh, come on. And you will be late again. Okay. I'm gone. Bye. Eyvallah. Darısı başına. Vay! Nereye böyle ya? Daha yeri öptürmedim ben ona. Vallahi öpmeden salmam bir yere. Hadi. Dur bakalım.
Asfaltta renkli fotokopini daha çıkaracağım seni. Geri bas, kaşınma. Ah! Yaşar! Ah! Daha dur başlamadı. Asıl şenlik yarından sonra başlıyor. Sözüme itibar et. Ne yapıyorsun lan? Fotokopi makinesi çalışıyorum diye baktım. Yoksa bana sürpriz mi yapacaksın? Ne sürprizi? Gazetelerde yarın döneceğin yazıyor. Barıştınız mı yoksa Emir'le? O söylemiş geleceğini. Arayacağım anne. Gelip alacağım kızımı. Sakın hayallere dalmayın. Sakın. Karıcığım yurda dönüş mü yaptın yoksa? Neredesin? Şirketteyim. Ayağının tozuyla beni görmeye mi geleceksin yoksa? Adabı muaşereti de unutmuşsun. Hoş geldin. Kızım nerede? Kızımızı bana sorduğuna göre anneliğinde eşliğine benzemiş. Benimle oyun oynama Emir. Oynamıyorum. Bana bak. Eğer kızımın kılına zarar verirsen... O da özlemiş. Kızım nerede?
gerçek ne bir bilsem. Bir bilsem. Eğer ona zarar verirsen. Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun Nihan. Ben humanist bir insanım. Karın canım bile canını yakmam nerede kalmış kızım? Ona kızım deme! Ama kızım. Yakar yıkarım Emir. Sana bu dünyayı idare ederim. Yine de kızımı bırakmam. Ne gerekiyorsa yaparım. Bu senin hakkın. Ama beni de rahat bırak. Ailemiz için gece gündüz çalışıyorum görüyorsun. Sana teslim olmayacağım. Bana değil anneliğine olacaksın zaten. Eğer kızımın kılına bile zarar verirsen seni öldürürüm Emir. Hanımefendi, bahsettiğiniz şahıs Emir Kozcuoğlu. Son bir hafta içinde yurt dışına çıkmamış bile. O yapmamıştır zaten. Adamları yapmıştır. Mıştırla mıştır. Bir tane net ifadeniz yok ki. Bakın beyefendi, benim kızımı Emir Kozcuoğlu ve adamları kaçırdı. Adım gibi eminim bundan. Yetti mi? Yetmez. Olay yurt dışında olmuş zaten. Bizimle alakasız. Ya iyi de benim kızım İstanbul'da diyorum. Ben de Madagaskar'da diyorum. Söylemekle olsaydı bu işler. Sizi de mi satın aldı? Sözlerinize dikkat edin. Hakaretten nezarete atarım. Kaç para verdi size ya? Söylesene kaç para verdi? Yeter ama. Yürü. Buyurun. Bugünleri de mi görecektim? Polis arayınca inanamadım. Hakaretten gözaltına alınmışsın karıcığım. Herkes satın alamaz. Alırım. O eve geri dönmeyeceğim. Doğup büyüdüğün evde kızımızı büyüteceğiz. Hayır! 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 Spoiler vermek gibi olmasın ama yine bana döneceksin. Ayaklarınla yuvamıza döneceksin. Kalacak yerin yoksa evimize gidebiliriz. Nasılsa kürkçü dükkanı. Ha bir gün önce, ha bir gün sonra. O eve geri dönmeyeceğim. Emir'e mecburuz. Ben küçük kızımı koruyamadım. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Sen benimsin. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Geri döneceksin. Sen benimsin. Nihan. Karıcığım. Kızım. Nihan. Nihan.
misiniz? Ne yaptın sen? Artık Kürtçü dükkanı diye bir şey kalmadı. Yuvamızı yaktım. Yenisini alırım. Eğer kızımı bana geri vermezsen... bu sefer içinde sen varken yakarım Emir. Benim öldüğüm gün kızını da sonsuza kadar kaybedersin. Sana cehennemi bu dünyada evlat acısıyla yaşatırım. Tercih senin. Kızının hayatı sana bağlı. Kızımı senden geri alacağım. Ancak ben verirsem... sana bu dünyada benden başka yardım edebilecek kimse yok. Süre göz önünde tutularak beraatine karar verilmiştir. Kalbim, kusurunu biliyorum artık. Yaşatmak için sevdikçe kendin için atmayacaksın. Aynı yolu, aynı hatalarla bin kere daha yürüyeceksin. Düştükçe yine de kalkacaksın ayağa. Çünkü yaşatmak için yaşamaya ihtiyacın var. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeş. Oğlum. Oğlum. Ne çok özlemişim seni. Hanım, bize de bırak biraz. Aslan oğlum. Geçmiş olsun. Geçti gitti baba. Ya geçti gitti. Sen bir de bize sor. Çok şükür patron. Çok şükür. Çok şükür Zehir. Artık ağlamak yok. İyi misin? Şimdi daha iyiyim. Hadi. Oğlum çok zayıflamışsın sen. Bir deri bir kemik kalmışsın içeride. Amma abarttı. Çocuk aynı çocuk be. Yok yok aynı değil. Bu Kemal başka. Ben bir kere öldüm. Kızımla yeniden doğdum. Peki siz hiç evladınızın hayatıyla sınandınız mı? En büyük düşmanınız kızınızı elinde tutsa ne yapardınız? Hemen teslim olur muydunuz? Yoksa kendinize rağmen, gururunuza rağmen her şeyin başladığı yere geri mi dönerdiniz bütün çaresizliğinizle? Hadi artık burada daha fazla durmayalım. Oyalanmayalım. Hadi gidelim artık oğlum. Anacığım siz önden gidin. Ben arkadan geleceğim. Olmaz öyle şey. İçeriden yeni çıktın. Benimle eve geliyorsun. Hadi. Nihal. Diyorum.